gerekiyor. Yani biz bu memleketin çocuklarını eğiten öğretmenleriz sonuçta yani. Ve bunların hepsini bilmek, farkında olmak, iyi örneği de kötü örneği de bir kenara not etmek ve kendi dizaynımızı yaratmak zorundayız. Şimdi ben birkaç örnek vermek istiyorum. İran 1979. İran İslam devriminden hemen sonra. Bütün eğitim politikalarını değiştirdi. İlk iş buraya evet. Güney Afrika 1994. O güne kadar siyahilerle beyazlar zaten farklı okullara gidiyor idi. Müfredatları bile farklıydı Ece. Düşünebiliyor musun? Bak siyahilerin müfredatıyla beyazların müfredatı farklıydı. Yani bu çocuklar aynı şeyi öğrenmiyordu 1994'e kadar. Bu ne demek? Çünkü onlar ayrı yerlerde konumlandırıldıkları için onlar da konumlarına göre eğitim yapıyorlar. Burada şaşırılacak şey müfredatın farklı olması değil aslında. Çünkü eğitim bu işe yarıyor zaten. Nerede kullanacaksan insanı o eğitimi almasını sağlıyor. Ama yani gerçekten insan hakları açısından baktığın zaman eğitimin nasıl bir araç olduğunu çok iyi görüyorsun aslında burada anlattığında. İşte tabii canım yani burada eğitim o kadar kullanışlı bir araç ki zaten Mandela da aynı şeyi söylüyor. Yani formatlarsın yani istediğin gibi. Yani eğitim dünyayı değiştirebileceğiniz en güçlü silahtır diyor mesela. Ve zaten 1994'teki seçimden sonra Cumhurbaşkanı olunca ilk devam edelim Türkiye 1940 büyük bir eğitim reformu. Bu arada Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk eğitim büyük hareketi köy enstitüleri olarak not ediyoruz her defasında. Ama Osmanlı'nın son döneminde 1950 ile 1900'lerin sonuna kadar olan süreç Abdülhamit, Abdülmecit, 5. Murat bu dönemde inanılmaz kaliteli işler olmuş Ece. Yani ilgini çekiyorsa bakmanı tavsiye ederim. Devam ediyorum. Bakın bizde de yine Cumhuriyet'in ilk döneminde öğretmenlerin refahı, İşte maaşıyla alakalı çok ünlü sözler var. Yani milletvekilleri maaşlarıyla mukayese falan gibi şeyler var değil tabii, mi? Tabii. Ayağa kalkmanın sadece ve sadece eğitimle mümkün olduğuna bir başka örnek var. Çok bariz. Devam ediyorum. Hindistan, Ece. Hindistan henüz bir İngiliz sömürgesi iken 1920 yılında Mahatma Gandhi çok büyük bir özgürleşme hareketi başlattı orada. Ve henüz Hindistan devleti özgürlüğünü kavuşmamışken Ahmedabad kentinde Gujarat diye bir üniversite kurdu. Ece bu üniversitenin Gujarat Üniversitesi'nin misyonuna vizyonuna açıp baktığında hala yazıyor. Biliyor musun? Henüz devlet özgürleşmemiş ama üniversite tamamen öğretmen yetiştiriyor. Yeni vizyonlu öğretmenler, bağımsızlık vizyonunu benimsemiş öğretmenler yetiştirmek için üniversite kurulmuş. Düşünebiliyor evet. musun? Özgürleştirir, yani eğitim özgürleştirir diyerek bu misyonu üstüne alarak üniversiteler kuruyor. Ya bir şey söyleyeceğim, hani sen yine 40'lara 45'lere falan yani bu dönemden sonrasını alıyorsun. Birinci Dünya Savaşı'na bakıyorsun, hemen ardından bir Montessori çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'na bakıyorsun, hemen arkasından bir Reggio Emilia çıkıyor. Yani aslında her savaşın, her bağımsızlığın ya da her çöküşün ya da her devinimin arkasından eğitim çıkıyor. Çıkmak da zorunda. Ece şimdi bir bravo çok güzel bir şekilde açıyorsun her defasında çok teşekkür ederim. 1920 yılında bu öğretmenleri yetiştirmek isteyen bir Mahatma Gandhi vardı. Yani o öyle barışçıl vizyonlu ve özgürlüğü önemseyen bir Mahatma Gandhi vizyonu. Ece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Hindistan bağımsızlığına kavuştu. Evet. Mesela Finlandiya örneği müthiş 1917'de Ekim devrimi olurken yeni bir yol çizmeye karar verdiler. Şu anda Finlandiya ile Rusya'yı her bakımdan mukayese et, gerçekten oradan inanılmaz bir şey çıkarmışlar. Ve çok ünlü bir yazar Gregory Petrov, yani o da Finlandiya bağımsızlaşmasaydı tabii. aynı devletin toprakları olacaktı ve çok iyi biliyor. Ve Finlandiya'da ne yapıldıysa o gün toplumun önde gelenleri nasıl bir tutkal vazifesi gördüler ve halkı eğitime nasıl inandırdılarsa beyazlanmaklar ülkesinde ben çok beğeniyorum gerçekten tavsiye ederim öğretmen arkadaşlarıma. Ortaya bir Finlandiya çıktı. Yani şu anda her bakımdan hatta Google'a Finlandiya yazın 10 tane sonuç gelirse 5 tanesi eğitimle alakalı. Evet. Doğal olarak buradaki ispatımız şu. Dünyanın birçok yerinde büyük krizlerden sonra ülkeler tekrardan ayağa kalkmak için eğitimi ele alıyor.